Günaydın güzel insanlar, herkese merhabalar. Herkese günaydınlar. Biraz önce kayınvalidem aradı. Tavuklar alıştı buraya dedi. Yumurtlamaya da başlamışlar. Zaten biz oradayken de yumurtlamıştı bir tane. Çok çok selamları var sizlere tekrardan. Soruyor. Beni soruyorlar mı diyor. Madem sormadılar mı deriz. Evet. Hoşuna gidiyor. Çok hoşuna gidiyor. Biz hazırlandık. Evrak hazırlamaya çıkacağım şimdi. Evraklar tekrardan geçen yıla döndük, evrak hazırlıyoruz. Yani şu anda biraz herhalde vaktimiz olduğu için biraz bir içimizde hüzün yok ama evet. Günden kaçtık. Ne için evrak hazırlıyoruz? Bulgaristan'a tekrardan. Yine Bulgaristan yolları gözüktü bana. Aynı ekiple içinden kimileri gelmeyecek çünkü kendilerine başka işler ayarlamışlar ama bu sefer 16 değil, 17 değil, 25 kişilik bir kadroyla gidiyoruz ve bu sefer bayan olarak daha çok. Bu senin için avantaj. Evet, şimdiden benim bildiklerim 4 tane bayan arkadaşım var. İkisini zaten ben tanıyordum, daha önce de çalışmış olduğum bir arkadaşım var, o gelecek. Diğerlerini de artık gruptan gördüğümüz kadar bayanlar var. Bir tanesi benim arkadaş, evet. Ayrıca görüştüğümüz bir arkadaş, benden dolayı arkadaş diyelim. Aynı arkadaşımız. Evet, mutfak deneyimi olan, geçmişe dayalı, tecrübesi olan bir arkadaş. Zaten bu seferki gitmiş olduğumuz Bulgaristan'daki yer Nesa Bar'da. Aynı otele gitmiyoruz, aynı şirkette çalışmayacağız, aynı yerde de olmayacağız. Nesa Bar daha böyle biraz daha hareketli, daha canlı bir yer. Bu sefer oradaki bir otele gideceğiz. Kapasitesi de diğer otelden daha fazla. Biz geçen sene gitmiş olduğumuz Bulgaristan'daki otelin kapasitesi 600 kişilikti ama çocuklarla beraber 700'ü bulmuştuk, şorta girmiştik. Yani kapasitenin üstüne ek yataklar açıldığı zaman oteller şorta girmiş oluyor. Bu sefer gideceğimiz otelin kapasitesi 1000 kişilik. 25 kişilik bir kadroyla gideceğiz. Ama bu sefer eleman sıkıntısı yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü gidecek olduğumuz otelde oradan bize destek olacak işte steward'tı ya da aşçı yardımcısıydı. Arkadaşlar da Bulgaristan'daki vatandaşlardan bize yardımcı olacak. Ekibe dahil olacak, katılacak arkadaşlar var. İnşallah geçen sene biz bir tecrübesizlik yaşadık. İster istemez giderken buradan eksik arkadaşlarla gittik ya da oraya gittik. Dayanamayıp geri dönen arkadaşlar olmuştu. Ondan dolayı çok yoğun bir tempoda yorularak çalışmıştık. Ve ilk gitmemiz için hasretlik ve özlem, ilkin heyecanı vardı. Şimdi, gerçi senin de dediğin gibi daha vakit biraz de var. Biraz vaktimiz var. Vakti söylemeyelim. Ya, ama söyleyelim ya. Söyleyelim çünkü gizli bir şey yok. Vize işlemleri anca 3 ay öncesinden başvuruluyormuş. Allah izin verirse. Nisan'ın sonuna doğru, Mayıs'ın başına doğru diyorum artık. Çünkü ilk gittiğimiz zaman da Mayıs'ın ortalarında gideceğiz dedik ama böyle pasaport işlemleri falan biraz sıkıntıya girmişti. Bir 20 gün sonrasında gitmiştik. O yüzden ben bize verilen tarih Nisan'ın 20'si ama en geç Mayıs'ın başı gibi orada olacağız. Arkadaşlar ne sabah sen geçen gittiğin zaman bir gün yıllık izininde haftalık izininde çekim yapmıştın. Evet. Biz buradan izlemiştik. Hareketli, güzel. Gerçi sen fazla hareketli, enerji olan yerleri sevmesin ama biraz da bizim için, bizlere görüntü gösterirsin. Ben biraz severim. Böyle kalabalık şey ortamlarını. Belki bir şeyden dolayı. Benim yaşadığımız yeri arkadaşlar biliyor galiba. Ben çok kırsal bir alanda yaşadığım için. Sessiz, sakin bir ortamda yaşadığım için. Böyle hareketli yerleri belki bir özlem duymuşumdur. Yani belki bir yani gece hayatı değil de böyle ortamın içinden gezmek, dolaşmak. İzlemek benim hoşuma gider, içinde bulunmasak bile. Ben de eşimin tam tersine biraz evet. Daha sakin, böyle sessiz olan bir yerlere gitmeyi tercih ediyoruz. Ama mutlaka bir yerde buluşuyoruz. Bazen onların istediği gibi hareketli, bazen benim istediğim gibi sakin bir yerlere gidiyoruz. Ben Bulgaristan'a ilk gittiğim yer çok güzel, çok sessiz, sakin bir kasabaydı. Ben çok beğenmiştim oranın atmosferini, evet, sessizliğini belki. Ve evet sakinliğini. Çünkü dışarıda böyle insanlar var ama İnanın çok ses, gürültü yoktu. Şimdiki gidecek olduğumuz yer tam böyle Antalya'da oturan arkadaşlar bilirler. Şehrin merkezi, ışıklar gibi
nasıl diyeyim, başka ışıklar, Güllük Caddesi gibi, Selekler gibi. Kale içi gibi. Kale içi gibi, evet. Hareketli bir yere gidiyoruz. İnternetten de araştırdık. Bu süreç, unutuklarımın takviye için söylüyorum. Normalde sen paylaşmanı için söyleyeceğim de, biraz uzun kalacak. Geçen yılkına göre. Geçen yılkına göre, evet. Şimdi Nisan'ın sonu ya da Mayıs'ın başı gibi gidersek, 6 aylık vize çıkartıyorlar bizi. İlk gittiğimiz zaman 3 aylık vize çıkartmışlardı. O zaman da belki 5 ayı bulabilir demişlerdi ama bizim vizelerimiz 3 ay olunca daha sonrasından gerek işletmenin müşterilerinde hızlı bir düşüş oldu. Gerekse zaten pasaport ya da vize işlemleri birazcık daha erken söylenmesi gerekiyormuş. O gibi sıkıntılar olduğu için 3 ay kalmıştık. Ama bu sefer 6 aylık bir vize çıkartacaklar bizi. 6 ay çıkartırlarsa 6 ay diye söylüyorlar. 6 ay dedim. 6 ay da şimdi benim ağzımdan ya da benim görüşümden böyle bana çok uzun gibi geliyor. Aslında ilk seferde gittiğimde 3 ay çok uzun gibi gelmişti. İnanın şöyle söyleyeyim. Şimdi biz orada yoğun bir tempoda çalıştığımız için sabah işte 6'da kalkıyorsunuz. Akşam belki 8'e kadar, belki 9'a kadar, belki 5'te ya da antreli vardiyalarda çalıştığımız için o günler bana eşim ve çocuklarından hariç daha hızlı geçmişti diyebilirim. Bizim için çok zor olmuştu. Biz derler ya, sudan çıkmış balık gibi olmuştuk. Buradan zaten ilk 2 hafta, 3 hafta kendimizi toparlayamadık. Sonradan kendimizi bununla yaşamaya alıştırdık. Bir de gelecek gün aşağı yukarı belli olması, yani belirsizlik olmadığı için evet. O bizi motive etmişti. Yaz tatiline gelmişti. Evet. Çocukların bana fazla bir yükü zaten hiçbir zaman olmazdı. Yani öyle ekstra bir yük olmamıştı. Kendi işlerini kendi görüyordu. Bu yaz yine çabuk geçer. Mesela yazın başı ve sonunda da orada kalacağın için yani alıştıra geçen de tecrübe olduğun için belki bu 6 ay diğer 3 aydan daha güzel geçebilir. Sen orada rahat ol. Sen orada sıkıntı çekme. Biz gerisini hallederiz. İnşallah nasip olur da biz de seni bir ziyarete geliriz. Allah nasip ederse. İnşallah. Yani, zaten sen aklın orada rahat olsun. Yani rahat çalışın. Geçen yıl onu söylemiştik. Biraz yoğun çalıştığın için belki az video çekmiştin veya bana görüntülü bazı yerleri gösteriyordun. Videolara koyamıyordun. İnşallah zaman olur da arkadaşlar var, onları da paylaşırsın. Biz de zevkle o zaman sizi izlemek isteriz. Zaten ilk gittiğimiz zaman böyle Allah'tan bu Android telefonlarla görüntülü konuşmalar var diyorum. Çünkü ben gerek geç saate kadar çalıştığım zaman hazırlık yaparız yani. Mutfakta çalışan arkadaşlar bilirler. Büfeye atarsınız. Arka kısımda bir de ertesi günün bir hazırlığı olur. İşte ne doğrarsınız? Patates, havuç, patlıcan, kabak vesaire. Menüde hangi eksik malzemeler varsa. Ben telefonu açardım. Görüntülü. Böyle biz inanın yani ben orada çalışırdım. Ve saatlerce, bir saat ya da iki saat boyunca görüntülü biz eşim ve çocuklarla hep görüştük. Aynı evin içinde gibiydi. Aynı evin içinde. Yani hep bak derin suyun bu sözü hiç benim aklımdan gitmez. Anne sanki hiç gitmemiş gibisin. Evin içindesin. Yani o kadar sık. Yani günde 3-5 sefer görüntülü ve saatlerce evet. Konuşunca çocuklar belki de hani yaz olduğu için dediğin gibi biraz daha kolay atlattılar. Belli bir aydan sonra. Yani Bulgaristan yolu tekrar gözüktü bize. Şimdi arkadaşlar diyecekler ki neden gidiyorsunuz bu kadar hasret çekiyorsunuz? Antalya'da iş yok mu? Turizmde çalışıyorsunuz her yer otel. Evet gerçekten her yer otel. Teklif var mı? Yaza doğru gerçekten var. Yani Nisan, Mayıs ayları gibi. Kışın zaten çalışmayı düşünüyorum. Yurt dışının şu anda ben size şöyle söyleyeyim. Benim eski çalışmış olduğum otellerde ben Bulgaristan'dan geldikten sonra çoğu arkadaşım Antalya'da çalışıp yani hayat şartlarını biliyorsunuz. Gerek ev kiraları zaten diğer türlü zam olaylarından bahsetmiyorum. İnanın buradaki alınandan oradaki alınan çok çok fazla olduğu için ben Bulgaristan'dan geldikten sonra kaç tane arkadaşım bana dedi ki ya Berin ben pasaport çıkartmayı düşünüyorum. Yılbaşından sonra pasaportlar da çok zamlanacak dedi. Bizi de hani giderseniz eğer tekrardan Bulgaristan'a götürür müsünüz? Ekibi alır mısınız? Evet dedim ben. Bir iki arkadaşımı aradım. Dediğim gibi bir iki arkadaşım bize katıldı. Beni arayıp ve gelmek isteyen arkadaşlarım. Kimisi de çok gelmek istedi ama kendi ailevi problemlerinden dolayı gerek eşleri ikna olamadı herhalde. Öyle olunca onlar kaldı ama gelemeyenler çok üzüldüler.
Biz şu anda 25 kişilik bir ekibiz. Evraklarımızı hazırlamaya başlıyoruz. Her zamanki gibi pasaportumuz var bizim. Şu anda pasaportları hızlandırmaya çalışıyoruz. Çünkü önümüzdeki hafta zamanında bütün evrakların hazır olup Bulgaristan'a yetişmesi lazım. Oraya göndermemiz gerekiyor. Vize işlemleri Ocak ayının ortalarında başlayıp daha sonra, yani vize işlemleri biraz uzun sürüyormuş herhalde, birkaç ay sonra da vizeler çıktığı zaman biz kendimiz Nisan sonu, Mayıs'ın başı gibi gideceğiz. Tepki alacağım bazı arkadaşlardan, hani gitme diye. Kimisi de git diyecek. Herkesin, böyle nasıl söyleyeyim, yani herkesin görüş şeyi çok farklı. Kimisi destekleyecek beni, kimisi desteklemeyecek. İnanın maddi açıdan bizim için çok iyi. Ve Derin Su'da bize, yani büyük kızım aslında, bana bu konuda çok destekçi. Hani sen gidebilirsin, gözün arkada kalmasın. Zaten biliyorsunuz Derin Su evde her işleri babasına çok büyük bir şekilde yardımcı oluyor. Atlatacağız, bu 6 ayı da atlatacağız. Bizim de ileriye dönük düşüncelerimiz var. Yani farklı projelerimiz var. Bu projeleri yerine getirmemiz için bizim birazcık daha böyle, nasıl söyleyeyim sizlere, biraz daha kendimizi sıkıp ilerideki hayallerimize kavuşmamız için birazcık daha böyle hasretlik ve yorgunluk çekeceğiz. Öyle. O zaman biz evrakları halletmeye başlayalım çünkü... Bugün buradan bakmışsanız evrakları hangi taraftan başta aksiyonlara veririz diye. Size bir de Bulgaristan grubu kurmuşuz her gelecekleri. Evet. Bu işlerle sen ilgileniyorsun burada. Evet. Evrakları, geçen toplantı yaptık evimizde. Gelecekler, evet. Onları sizlere paylaşmak ama ileriki şeyde arkadaşlarla gösterebilirsin. Çünkü hazır olmayanlar vardı. Evet. Şöyle bir göz attım ben. Bak ne demiş bir tanesi. Benim usta, benim evraklar hazır. Teslim etmeye geleceğim. Burayı biraz da büro gibi kullanıyoruz. Evet. Şimdi birkaç gün önce biz toplantı yaptık. Toplantı yaptığımızda bu olaylar net değildi. Sadece Bulgaristan'a gelmek isteyen arkadaşlar var mı diye biz Adil Usta, bizim ekibimizden Ayşe başımızı konuşmuştuk. Bir yerde toplanalım Berlin'de de eski arkadaşlarla ve sizin gelmek isteyen arkadaşlarınız olursa ben size işte gerek ücret, gerek çalışma saatleri, gerek otelin nerede olduğu, bununla ilgili oturur konuşuruz. Gelmek isteyen arkadaşlar olursa çağırın, davet edin dedi. Ben de dışarıya çıkmaya gerek yoksa bizim evde oturalım, muhabbet edelim bir aile ortamında. Çünkü siz oraya gittiğiniz zaman inanın orada bir kendi akrabanız, akranınız ya da çalıştığınız bir arkadaşınız olduğunda orada bir aile gibi oluyorsunuz artık. Ben de dedim bir aile ortamında Bulgaristan'a gitmeden önce hep birlikte bizim evde buluşalım dedim. Bizim evde bir toplantı yaptık. Gelmek isteyen arkadaşlar geldiler. Bayağı da kalabalık, bir 15 kişi vardı. Daha sonradan evrak listeleri hemen elimize, yani geçti, Adil Usta vermişti zaten. O evrakları arkadaşların bir kısmı başlamışlar. Ve bu evrakları da ben teslim alacağım. Gerek postane ile, çünkü İstanbul'dan gelecek olan arkadaş var, Denizli'den gelecek olan arkadaşlar var. Yani Antalya dışından gelecek olan arkadaşlar da postane ile bu evrakları bana gönderecekler. Şimdi tek tek WhatsApp grubu kurduk. Kimisi postaneye şu evrağı gönderdim ya da bu eksik mi diye WhatsApp grubundan sürekli olarak yazışıyoruz. Evraklar bende. Ben de şimdi evraklarımı yine halletmeye başlayacağım. Çünkü bu evrakları halletmek çok uzun sürmüyor. Sıra yoksa eğer. Evet. Ben şimdi çıkalım, hazırlayalım. Evrak listesine sürekli göz atıyorum ben. Fazla, hani bir fazla değil, resmi yerlerde olduğu için. Evet. Genelde resmi yerlerde. Böyle baktım. Genelde apostol. Ne diyorlar mı? Apostil. Apostil. Çoğu evrak. Rus kaydı örneği apostilli. Sabıka kaydı apostilli. Sigorta döküm belgesi. Meslek konik ay apostilli. Pasaport fotokopisi. Kimlik fotokopisi. Arkalı önlü. Biyometrik fotoğraf diyor da de. Diploma noterden tasdikli kopyası çıkacak mı? Apostilli yapacak. Serdifa, usta belgeli noter tasdikli apostilli. Bir de pasaportun materyalim olaylayacak. İşimiz çok. İşimiz kalkalım. İşin başı üstüne koyalım.
geçen senedeki evraklarla sadece bu sene gitmiş olduğumuz, çalışmaya gidecek olduğumuz otelin evrakların arasında sadece tek değişik bir evrak var. O da sigorta dökümünü istemiş, meslek kodlu. Onu da apostil yaptım dediler. Tek farkı o var sadece. Diğerleri zaten geçen sene hazırlamış olduğumuz evraklarla aynı. Evet, inşallah bu süreçte de zaten sizleri yakına takmayacaksınız. Tek temelimizden bir tanesi ev işimizi halledip de senin gitmen. İnşallah. Evet. Sen yokken biz halleder miyiz? Hallederiz ama sonuçta evin içinde senin olma. Tamam, böyle vay dişi muş yapar. O dişinin evde olması gerekiyor. Evrakların çoğunu hallettik. Sadece öğlenden sonraya apostillerimiz kaldı. Noterdi. SGK dökümüydü. Başka ne yaptık? Apostil, fotoğraf. Fotoğraftı. Bu tür işleri birazcık oralıkta yapmak varmış. Evrakları. Notellere işe gelmiş. Ama bizim de haberimiz Ocak ayından sonra netleşti. Arkadaşlara gerçi biz konuşmamızı yaptıktan birkaç gün sonra söyledik. Tam net olduğu zaman. Bu arada Gazipaşa'ya gittik geldik zaten. Kayınvalidemlere bıraktık derken. Boş kalmadık. Açıklamamızı anca yapabildik. Öğlen arası. Öğlen arası. Park gibi bir yerde oturuyoruz. Evet ya, ne güzel oldu böyle. Hava güzel. Parkta bomboş, sessiz, sakin, tam benim istediğim gibi. Burası park değil aslında, yazıyor. Burası bir mahkemelikmiş. Boş kalmasın, moloz dökmesinler diye böyle yeşillendirmişler. Ha, kötü görüntü olmasın. Kötü görüntü olmasın diye yaptıkları bir işlem. Aynen. Girişte yazar. Ben birkaç defa okudum. Çok niye salınacak yok? Niye şu dedim de şey değilmiş. Aslında çok büyük bir alan. Şöyle biraz daha bizim oturduğumuz gibi banklardan korsalar daha iyi olurmuş. Buraya bir yaşlı evi de yapabilirler. Yapabilirler. Ama şeyin de bilir. Belediyenin de diye tam belli değil. Sonuç şahsa değil. Mı ait? Şahsa. Şimdi şöyle kötü görünümü sitelerin arasında yapmışlar. Biz de bunun arasında böyle güneşleniyoruz. Valla bu mevsimde güzel de yazın burada gölge de yok. Ağaç da yok. Tam bu mevsimler için. Bu mevsimler için. Sonbaharla ilkbahar. Yazın oturulmaz. Akşam üzeri oturabilirsin ama. Evet. Karşı tarafta zaten basketbol sahasıyla park var. Burası normal park. Burası ne olarak geçiyor? Ben buraları da bilmem tam. Mahalle mi? Mahalle Atatürk Mahallesi. Neresi? Kepez Kaymakamlığı'nın arka tarafı. Biz de böyle geçelim. Biraz laf ediyoruz. Yolu gidiyoruz. Evet. Gideceğimiz zaman yani çok şey yapalım. İlgili konularla ilgili konuşuyoruz. Kızların tepkisi şu anda dediğim gibi derin su zaten destekçi. Ejin de tam gideceğime yakın biraz daha duygusallaşır diye düşünüyorum. O da tam çünkü gitmeye vakit var. Anne ne zaman gideceksin dedim. Nisan'da gideceğim dedim ben. O yüzden biraz daha vakit olunca azıcık içine su serpildi. Evet. O zamana kadar 3 ay, 4 ay gideceğiz de o gün de çocuklar kendimizi fazla da bir kasmanın anlamı yok. Evet. O gün geldiği zaman dertleşir, duygusallaşırız. Şimdi anın tadını çıkarmak gerekiyor bence. Zaman yaklaştıkça özlemler daha çok olacak. Tecrübedir. Bak evrakı daha hiç zorlanmadık. Apostil ne diyorduk? Tak tak tak. Apostil ne diyorduk? Onu nereden yaptıracağız? Bunu nereden yaptıracağız derken ilk zamanda tabii ki İlk biraz zorlandık. Soruyor. Şimdi ilk gidecek olanlar var ya. Şimdi de arkadaşlar yazıyor hep sürekli olarak arıyorlar. Bunu nereden yaptıracaktık? İşte kaymakamlık, adliye. Biraz bir heyecanları sürü var. Var. Onlar ilk gidecek olanlar çok heyecanlı. Ben de ilk zamanlarda böyle hem çok duygusaldım hem çok heyecanlıydım. Bir duygu karmaşası içerisindeydim. Ama şu anda gideceğim vakite çok olduğu için mutluyum. Huzurluyum. Heyecanım var mı? Artık o ilk zamanki heyecanım yok. Başıma en azından yollarda neler gelebileceğini biliyorum. Kaç saatlik yol çekeceğimi biliyorum. Hazırlıklı gideceğiz. Bu seferki gittiğim zaman Allah'tan bir aksilik çıkmazsa dönüşte mutlaka erzak çantası hazırlayacağım. Erzak? Dönüşte aç kalmıştık ya. Pardon. Şeye gittim. Ne yapacak erzak? Toz bile yapsam bir tane ayran olsa bir tane su. Ama bir tane olmuyor ki işte o zaman. Dönüşte mesela bir sürü arkadaşınız var. O arabanın içinde giderken siz tek başınıza yiyemiyorsunuz. Mecbur ne yapacaksın? Birer sandviç 25 kişiye.
Yani herkes kendininki ne yapacak diyorum, bir toz yani. Ya. Ne diyeyim, acıksan tekrar yesen seni 8 saat idare kötü iyi kötü idare eder bir yemek. Eder biraz günde ben bir öğün yesem gene yetiyor bana. Susuzluk. Kahvaltı yaptığım zaman gitsem acıkırım. Öğlen yemeği yesem akşama da sabredebilirim. Gerçi Allah sabrını verdi o zaman. Verir. Biraz böyle ayılanlar bayılanlar tarzında. Yine çok sabırlısın. Ben sabırlıyımdır canım. Allah aşkına. Yoksa sabırlıyım. Ben çatlayamam. Gecirdi olsa. İkimiz oldu artık gecirdiler. Ortağını yıkardık ayağı. Yıkardık. Biz ikimiz için hiç dayanamayız aşkına. Bu arada Nuray gelecek mi diye soran arkadaşlar olacaktır mutlaka. Duyar gibiyim seslerinizi. Nuray'cığım gelmeyecek bu sene. O kendisi yurt dışı ile ilgili daha önceden başka bir yerle anlaşma yapmış. O başka bir yere gidecek. Öyle söyledi bize. Başka projeleri var. Yani hem bir başka bir ülke için hem de daha değişik kafasında düşünceleri var. O bizimle bu sene katılamayacak. Turizm sektörü öyle bir şey ki aradan mesela 3 yıl ayrı kaldığın arkadaşların var mesela. Şu an onlarla da çalışan kişiler var. Evet. Bugün beraber olduğun kişilerle yola ayırdım oluyor ama kesin yola ayırdım olmuyor. Gün geliyor, 2 yıl geçiyor, 3 yıl geçiyor, tekrar birleşiyorsun. Evet. Ara, ya turizm böyle. Mesela ben şimdiki gitmiş olduğum ekibimle, yani Adil Usta'yla ve müdürümüz vardı Murat Bey, o da bu sene bize katılamayacak. Onlarla beraber çok önceden, Ecrin yoktu hatta, 6-7 sene beraber çalıştık. Hatta onlarla beraber çalışırken Ecrin dünyaya geldi. Daha sonradan ben onlardan ayrıldım 8-9 sene kadar sonra. Bir bakmışız tekrar beraberiz. Yani iyi iz bırakmak önemli bu işlerde. Tabii. Sen düzgün ve işin karşılığını verdiğin için ne zaman olsa sana her zaman yine kapılarımız açık. Evet. Sonsuz güven var. Evet, hem öyle her hem şey... de hatır gönül sayarım yani. Bayramlarda falan herkesi ararım böyle. Sen... çalışmış olduğum arkadaşlarımı. Ya mesaj çekerim çok yoğunsam ya da mutlaka birebir telefon açarım. Her zaman diyorlar, her zaman kapımız açık. Yani artık bir eleman, bir işi gibi görmüyorlar. O ekibin, ekip bir aile gibi oldu. Tabii. Aile oldu. Çok, o yönde çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Aile gibi olduğu için sana mesela şunu yapacağız, bunu yaparız diye falan sormuyorlar. Yok, şimdi şu anda biz... bana söylüyorlar. Evet. Arkadaşları evraklar konusunda bilgilendir. Evraklar neyi nerede yapılacak? Teslim alalım. Sen kontrol et. Evrak işleri bana kaldı. Sonra bana gelecek olan evrakları da tek tek kontrol edecek şimdi. Tabii başka birine gönderir, ulaşmaz. Hem onu mağdur edersin. O kişi belki bütün ümidini bu işe bağlamıştır. Ya da işvereni mağdur edersin. Evet. Hani çok kötü bir şey. Birinin şeyine girmek, mübarine girmek. Tabii ki. Hı-hı. Onun için layıkıyla yapmak gerekiyor. O konularda sen de disiplinli olduğun titiz. İçin, titiz olduğun için yani sana yap bile demiyorlar, bunları hallediver deyip geçiyorlar. Aynen. Evrakları hazırladım. Hepsi tamam. Dün akşamdan yeşil mercimek ıslatmıştım ben. Kış ayında çok sıklıkla yaparım. Ayda 2 sefer, bazen de 3 sefer yaparım yeşil mercimeği. Çocuklar da seviyor, ben de çok severim. Özellikle yanında makarna olursa. Makarna ile beraber böyle ben hemen makarnanın üstüne bir kepçe, iki kepçe yeşil mercimek ilave ederim. O şekilde yerim. Yani ikisini birleştiririm böyle. Nedense ben öyle çok seviyorum. Bulgurla da çok güzel oluyor. Yeşil mercimeği ben ön haşlama yapmıyorum. Sanki ön haşlama yaptığım zaman o yeşil mercimeğin vitamini gidiyormuş gibi geliyor bana. O yüzden bir gün önceden ıslatıyorum. Daha sonra güzelce 3-4 tur yıkıyorum. Ondan sonra ben içerisine neler ilave ediyorum. Bir adet soğan, 2 diş sarımsağım var. Kırmızı toz biber, bolca salça. Bu kadar. Tuz, karabiber. Başka hiçbir şey ilave etmiyorum. Ama mercimeği pişirirken sadece tereyağı kullanıyorum. Ve şuna inanıyorum. Bu benim damak zevkime göre gerçi. Sizler nasıl yaparsınız bilmiyorum. Herkesin damak zevki farklı oluyor. Ben yeşil ya da kırmızı mercimek. İkisinde de sadece tereyağı kullanıyorum. Hangi yemeğini yaparsam yapayım. Yani hangi çorbasını, ezogelin olsun, elvan olsun... Ondan sonra bu şekilde sebzeli mercimek olsun, erişteli mercimek olsun. Bunlarda sadece tereyağı kullanıyorum ve sadece fazlasıyla kırmızı toz biber kullanıyorum. Yeşil mercimek ve kırmızı mercimeğe tereyağı ve kırmızı toz biberin çok lezzet verdiğine inanıyorum. Benim yağım ısındı, tereyağım eridi, hatta sesler geliyor. Tereyağı iyice erittim, ısıttım ki içerisindeki bu su oranı, süt oranı bunlar varsa eğer... Onların ilk önce iyice ısıtarak
kendisini çekmesini bekliyorum. Daha sonradan soğanımı ilave ediyorum. Yoksa çok ısınmamış bir yağın içerisine soğan ya da artık hangi sebzeyi kavuracaksanız ilave ederseniz o kızartma yapmaz. Kavurma işlemi görmez. Sadece önce suyunu saldığı için soğuk olduğundan dolayı haşlama yapar. Makarna üstü mercimek, kuru fasulye, pilav, pilav üstü kuru fasulye. Ben bu ikiliyi çok seviyorum. Sen peynir üzerine reçel bile döküyorsun. Evet, ben beyaz peyniri üzerine reçel dökerek yerim kahvaltıda en son ama. Ben hayatta hiçbir şey bir şeye karıştırmam. Pilav yiyorsan pilav da gelecek. Fasulye yiyorsan fasulye de gelecek. Karışırsa... Zaten peynir de karışıyor. Sen karıştırmayı sevmiyorsun. Evet. Ama ben yani bir artık böyle hani pilav üstü kuru fasulye derler ya, ayrılmaz ikili. Bence de makarnayla mercimek ayrılmaz ikili. Öğlenleri iş saatlerinde falan öğlen arasında bazen bir yedir yemek yiyoruz. Öğlenleri bu sakkayla pilav yiyeceksin. Pilav üzerine hemen bir buru döküyorlar. Ben kesinlikle döktüm. Ben pilav sağda olacaklarım ben. Ben de çok seviyorum. Çok seviyorum. Bizim kızlar da sever. Sen sevmiyorsun. Sütçümü aradım bu arada. Birkaç gündür arıyorum. Ya telefonu kapalı ya da bakmıyordu. Çok yoğun çünkü bizim sütçümüz. Yarın inşallah getireceğim sana süt dedi. Büyük ihtimalle aramalarımı da gördü. Böyle bizim sütçümüze ben bir iki gün önceden aramaya başlıyorum. Yoğurt bitmeden anca getiriyor. Çünkü çok yoğun. Sağ olsun yıllardır bizim sütçümüz. Kaç yıldır derin su doğduktan sonra evde yoğurt yapmaya başladım ben. 16 yıl olmuş. Oldu. Sütçümüz. Sütçü. Şey için söyleyeceğim. Sütçümüz her zaman. Hani aileden biri gibi. Yani her şeyi biliyor. Yazın ben binaya da getirirler çoğu komşulara. Evet. Beni görür ne yaptı işin. Ne zaman gelecek. Her şeyden haberi var. Yani videolarla alakalı değil. Normal yıllarca evet. Bizimle iç içe olduğu için. Öyle hesap bile tutmuyor. Bırakıyor. Yok. Biz veriyoruz. Sağ olsun. Daha hiç bana sormadı. Sormadı. Hiçbir zaman sormadı. O yönden çok şanslıyız. Kendisi de yıllardır zaten sabit böyle süt dağıttığı, verdiği, sattığı insanlar var. Bunun içinden bir tanesi de ben dahil. Şimdiye kadar hiç böyle
Geldiği zaman hemen parasını almaz. Birkaç gün, birkaç sefer aldıktan sonra ben zorla veririm. Çünkü bazen o kadar yoğun oluyor ki sütü aşağıya bırakıp gidiyor hemen. Kaçıveriyor böyle sanki kaçarmışçasına. Elimde para var, sana para vereceğim diyorum, sonra verirsin diyor bana. Eski bir adayken balkona bırakıp kaçıyordu. Evet, şimdi de öyle yapıyor bazen. Hı. Çok yoğun mesela olduğunda. Bu işe ne için yapıyor? Para kazanmak için yapıyor. Ya o kadar çok büyük güveni var ki bize. Yani ben soruyorum süt ne kadar oldu diyorum. Süt şu kadar oldu diyor. Hesabımı ben tek tek yazıyorum. Ne kadar ne aldıysam. Ne zaman ne kadar ne, bazen o kadar birikiyor çünkü iki ay boyunca bizden para almadığı zaman oluyor. Hep böyle kaçarak gittiğinden oluyor zaten. Bırakıyor kaçıyor, bırakıyor kaçıyor sütü. Birikiyor birikiyor. Ben diyorum ki süt... Zor geliyor. Ha? Kaç kere mesela bir vermede 600 verdik, bir vermede 700 tabii verdik. En son verdiğimizde de 500 kusur verdik zaten. Tabii ben önce de, yani önceki vermediklerini hesaba katmıyorsun. Yani bir vermede 600-700 lira alıyor, parasını vermiyorsun. Öyle de düşünüyorum. Her aldığında düzenli vermiş olsan. Ama sağ olsun hiçbir zaman ne zaman para versem ne kadar kaldı, sen benden ne kadar süt aldıydın hiç sormaz. Şundan eminim ki defterde tutmuyor. Bizim şeydeyken ufakken bizim ineğimiz vardı. Benim annem tek tek yazardı mesela. O öğretmen Ayşe 2 kilo aldı, şu gün şu aldı. Hesabı gördüm böyle masamızın altına not kağıdı yazardı. Ya ben hiç elinde defter, bize, kağıt, kalem görmedim bizim sütçümüzün. Bizim orada öyle buradaki gibi yoktu. Şimdi artık değişti de bizim orada ineğe olanlara, bizim ineğimiz de vardı o zaman ufakken. Süt almaya gelecek olan eve gelirdi. Sorarlardı, Emine teyze süt var mı? 2 kilo süt alayım. Alırdı, şişesini alırdı, götürürdü. Biz de mesela hatırlıyor musun? İlk evlendiğimizde nasıl keşfetmiştik bu bayanın süt almaya başladığımızda? Hemen bizim şeydeydi, evin karşı tarafındaydı. Orada o zaman müsaitti, müstakil bir evi vardı. Etiler tarafında otururken, oradayken iki ineği vardı. Kendisine ait müstakil bir yer olunca biz oradan gördük zaten almaya başladık. Yıllardır da hep aynı. Bir iki sefer ulaşamadığım zaman ya da kendisinin başka bir işleri olduğu zaman, işte çocuğu hasta oldu ya da okula yazdırmaya gitti, öyle bir dönemlere denk geldiğinde iki sefer başkasından süt aldım. Bir tanesini de başkasından aldım da hatta o süt kesilmişti. Dedim bir daha başka birisinden süt almam. Bir de tutmuyor. Sanki böyle içinde sütün içinde su varmış gibi o yoğurdu yaptığım zaman cıvık mayalanıyordu hep. Ama evet, maşallah bu bayandan ne zaman alsam böyle Allah var yukarıda, sütün ne bir gün kesildi, ne bir gün koktu, ne de bir gün bunlar böyle sulu gibi oldu. Kendi sütlerini satıyor bunlar. Evet, katkısız. Şimdi çok büyük. Bu araba da kullanıyor kadın ile. Kadın değil, eşi ile de baba. Eşi aşağıda bekliyor, bu sütleri dağıtıp geliyor. Bazen de işte ben çok yoğunum diyor, sen aşağıya geliver diyor, ben gidip alıyorum. Öyle yapalım. Bu arada evrak işleriyle uğraşan arkadaşlar hala WhatsApp'tan yazıyorlar. Apostildi, şu nereden çıkacak? Çünkü her apostil kaymakamlıkta olmuyor. Kimisi adliyede oluyor, kimisi valilikte oluyor, kimisi de kaymakamlıkta oluyor. O yüzden onlarla ilgili sürekli WhatsApp'tan yazışıyoruz. Birbirlerimize bilgi aktarımında bulunuyoruz. Benim eski çalışmış olduğum arkadaşlarımdan da gelecek olanlar var. Gerçi sabah da birazcık bahsetmiştim. Gidecek olduğumuz ekipten arkadaşlarımızdan kimilerinden ayrılanlar var. Kimileri bizimle devam ediyor. İnsanlar ne için mücadele eder? Ne için çok koşturur? Benim iki tane evladım var. Allah bağışlasın, Allah onlara sağlık ihsan eylesin. Bu arada tüm çocuklarımız da öyle. Ben onlar için gidiyorum. Kaldı ki eşim ve kızlarım da bu arada zaten burada aynı benim gibi. Ben orada belki çok koşturup yorulacağım. Onlar da burada belki bedenen biraz daha rahat olacaklar ama kafa olarak birazcık daha rahatsız olacaklar. Evin içerisinde tabii ki yine bir anne olmayacak. Bu sefer belki daha uzun vadede olacak. Çocuklarımız için bu zorluklara katlanacağız. Ben kızlarım için, onların gelecekleri için bir iki planımız, projemiz var. Onun için böyle bir iki sıkıntılara katlanacağız. Burada yapabilir miydik projeyi? Yapabilirdik. Belki mesela bir senede yapacağımızı iki senede yapardık. Ama yapardık.
Ele de böyle bir fırsat, böyle bir şans varken de kısa vadede yapalım. Evet. Mesela emeklilik için beklediğimiz ikimizin de sigorta günü yok. Prim derdimiz yok. İş hayatına erkenden başlamışız. Ne güzel evlatlar için mücadele, mücadele etmek. Şimdi yazan arkadaşlar olacak. İşte bir eviniz var, bir arabanız var. Hani burada da iş imkanınız yok mu? Evet, burada da iş imkanım var. Ama benim artık beden olarak, gerçi bahsetmişizdir çoğu arkadaş da biliyordur zaten, benim yaşım 40. Şimdi turizm sektöründe çok bedenen çok yorulursunuz. Ve belli bir iş gücünüz belli bir yaştan sonra düşer. Şimdi ben kaç yıl daha bu tempoyla, bu kadar çalışma saatiyle nasıl vücudum daha fazla dayanabilir? En fazla 5 sene daha. Bilemediniz 8 sene daha. Ondan sonra bir bayan olarak zaten ağır bir işte çalışamazsınız. Benim prim günüm zaten dolu. Allah'a bin şükürler olsun, prime ihtiyacım yok. Yaşım geldiği zaman mutlaka emekliliği hak edeceğim. O yüzden önüme böyle fırsatlar gelmişken neden değerlendirmeyeyim? Yani almış olduğum, burada alacak olduğum 4 aylık maaşı orada bir ayda alıp, orada birkaç ay çalışıp, burada daha fazla bir süre neden evimde daha fazla dinlenmeyeyim? Allah sana imkan vermiş, fırsatı vermiş. Bize ayrıca yani kenetlendik. En güzel ne yapabiliriz, en sağlıklı nasıl çıkabiliriz bu işin içinden? Onun mücadelesini, hesabını, kitabını yapıyoruz. Sonuçta hani maddiyat için gidiliyor. Evet. Kimse keyfi için gitmiyor. Evet. Maddiyatımız çok kötü mü diye soranlar. Allah'a şükür değil. Kötü değil. Sadece çocuklar için ileriye daha güzel yatırımlar yapmak. Evet. Evet. Belki onların önü açılır. Gerisi günler. Hayat ne getireceğini bilemezsin. Bilemezsiniz ki. Yani hayatın size neler getireceğini inanın bilemiyorsunuz. Bugün böyle düşünüyorsunuz ama yarın sabah bir kalkmışsınız ki çok farklı bir şeyler olmuş. Çok değişik şeyler olmuş. Bu iyi de olabilir, kötü de olabilir. Ne getireceğini bilemiyoruz hayatın bizlere. O yüzden bizim düşüncemiz yine tekrardan evlatlarım için diyorum. Onların gelecekleri için Bulgaristan yollarından yeniden düşeceğim. Bugün Bulgaristan olur. Yani Yunanistan olur. Diğer gün Polonya olur. Bilemezsin. Bilemez. Hayat içinde bakarsın bu son gidiş olur. İstediğimiz projeleri devreye sokarsak Allah'ın izniyle belki de evet, son kalmış. Bir başlangıçtır. Bilemezsin hayatın nereye getireceğini ama bize bu mücadele ayıracak. Birbirimize kerepten sonra yapamayacağımız bir şey yok. Evet, Allah'ın izniyle yok diyelim ve artık sizlerin müsaadesini isteyelim. Bugün de güzel bir günün sonuna geldik. Kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel dualar kabul olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.